çok mübarek mürşitler yetiştirmiştir. Çok değerli, büyük alimler yetiştirmiştir, evet, hocamızın. Emrinde, onun yanında ona hizmet eden, ona aşkla bağlı olan, evet, çok güzel insanlar var. Onlardan birisi de Şeyh Ahmet Yasin, evet hocam, Hazretleri'dir. O da çok mütevazi, mazlum, efendi, mücahit ve seyittir. Bakın, Şeyh Nazım hocamız hem Haseni hem Hüseyinidir. Evet. Yani hem Hasan hem Hüseyin soyundan geliyor. Yani tam anlamıyla seyittir. Evet. Şecere seyittir. Bizim gözlüklü tombulun çok ağrına gitmiş seyit olması. Oturduğu yerden ahkam kesiyor. Değil diyor. Nereden diyorsun? Şeyimden attım diyor. İşte kafamdan attım diyor. İnşallah. Değil mi? Kafasından atmış. İnşallah. Neye dayanıyorsun diyor bunu söylerken? Koltuğa dayanıyorum diyor. İnşallah. Değil mi? Evet hocam. Ya kardeşim, mesela bir kardeşimiz oluyor, Kürt oluyor değil mi? Sorduğunda ne diyor? Kürt'üm diyor. İspat et. Ya meşhur zaten, herkes bilir. Yani Kürt sülaleden gelen insan kendini bilmez mi ya? Evet. Kürt olan. Evet. Mesela Karadenizli olan kendini bilmez mi? Karadenizliyim diyor, evet, yani. Evet. Bilinir. Seyit kendini bilmez mi? Bilir. Bilir hocam. Ama çok kapsamlı şeceresi var hocamız. Evet. Haseni ve Hüseyin olduğuna. Ayrıca tarikat silsilesi de var. Evet. Yani her yönden net olay. İnşallah. Ayrıca yüzüne baktım mı zaten belli. Evet. Seyit oldu, yüzünden anlaşılıyor. Ondan kendine has bir görünüm vardır. Avrupa'yı olur görünüşleri. Yani böyle biraz Beni İsrail görünümünde oluyorlar. Evet, aynı. Halis seyittir. Ahmet Yasin hocamız, o da seyittir. Evet hocam. Hep seyitlerdendir onun etrafındaki mübarekler inşallah. Hocamızın da Şeyh Nazım hocamızın dizinin dibinde öğrendiği ve ondan aldığı sırlar ve hakikatler var. Evet. Yani ilmin kaynağı Kutbul Aktab'dır. Ondan alıyorlar. Şeyh Nazım hocamdan alıyorlar. Ondan aldığı hakikatlerden geçen günler böyle gül kokusu gibi bir hakikat açılımı yapmış. Hakikatleri açmış. Şeyh Nazım hocamın ona verdiği sırlardan. Evet. O var mı onun filmi? Onu seyredelim. Allah bize çok nimetler verdi. Aklımızı başımıza toplayalım. Aklımızı başımıza toplayalım. O zat ta şeyhi zamanın gavsu olan mübarek zatın lisanıyla Gavs Hazretleri derdi ki artık tarikat zamanı değil. Bitti. Biz sade iman sahiplerini muhafaza ediyoruz derdi. O mübarek zatlar Muhammed Raşid Hazretleri'ni Mehdi zannetmelerine rağmen mübarek bizzatihi kendisi söylerdi. Evet, ben evladı Resulüm. Seyyidim. Ama ben Mehdi değilim derdi. Çünkü Mehdi son zamanda gelecek. Biz ona asker hazırlıyoruz, komutan hazırlıyoruz derdi. Ancak muhafaza ediyoruz. Önceden tarikatlar evliya yetiştirme mektebiydi. Söyleyin bana kaç kişi yetişiyor? Yetişenler bozuluyor. Nefislerine uyuyor. Ahir zamanda biz Mehdi Aleyhisselam'ı zahiren, etlen, kemikten görmüş çok insanlar vardır. Mehdi Aleyhisselam hayattadır. Vazifesini çok mükemmel bir şekilde yapıyor. Allah'a karşı itaatsizliği, isyanı bastırdı. Fikri mücadele olarak onu yok etti. Darwinizmi ayaklar altına aldı. Tabiat kanunlarının hepsini bitirdi. İlla herkesin mümkün değil hani yerin yaratıcısı olduğuna iman ettirecek bütün akli delilleri meydana çıkarttı. Büyük hizmetlerdir bunlar. Şimdi sadece zuhurat zamanı geldi, tecelli zamanı. Yani bir insan düşünün. Bir insan doğduğu anda doktor değildir, doğduğu anda avukat değildir, doğduğu anda profesör değildir. O da herkes gibi bir bebektir. Peygamber de bebekti. Sonra çocuk oldu, oynadı herkes gibi sokakta. Mehdi Aleyhisselam da böyledir. Daha sonra o da sen ben gibi birinci sınıf ilkokula gitti, ortaokula gitti. Lise okudu, üniversite okudu. Okuyabildiği kadar okudu. Allah ne kadar nasip ettiyse. Manevi ilimlerde Cenab-ı Allah onu bir gecede
sonsuz ilimlerle, ledün ilmiyle donatacak. Mehdi Aleyhisselam Arapça bilmez, bu özelliğidir. Hadislerle sabittir bunlar. Resulullah Efendimiz buyurdu, o bendendir, evladımdır. Benim lisanımı bilmez dedi. Çok az konuşur, çok az duyar, anlar, o kadar herkes bilir. Bunlar hepsi işaretlerdir, hadisler sahihtir. Olgunlaştı. Resulullah Efendimiz'e 40 yaşından sonra peygamber olmuştu. O olgunlaşmasıyla beraber o zamana kadar ne zulümler gördü, ne hapishanelerde yaptı çıktı. Hizmetini hala devam ettiriyor. Yanındaki insanlar birinci derecede kaliteli insanlardır, akıl sahibi insanlardır. Ben size uzun zamandır söylüyorum ki kurşun namludan çıkalı çok oldu, hedefe ulaşmak üzere. Sen dünyada olan işleri kendi kendine mi olur zannedersin? Allah'ın muradı olmadıktan sonra yeryüzünde yaprak dahi oynamaz. Yeryüzünde Türkiye devletlerin birleşmesi, Türk-İslam birliklerinin devletlerinin olgunlaşması ve oluşması ufak meseleler mi zannedersin? Bütün her şey yavaş yavaş olgunlaşıyor, bitmek üzere. Sen bu hizmetin neresindesin? Cenab-ı Allah noksanlarımızı görüp idrak edip Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunda bir an önce vazife alanlarını eylesin. Çünkü bazı kardeşlerimiz Üstad-ı Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin lisanıyla onlara söylüyorum, işaret vereyim ki uyansınlar. Mehdi Aleyhisselam'da askerleri bu şekilde çalışırlar ve çalışmada devam ediyorlar. Allah-u Teala onların yanında, o safta, o hizmette şereflenen kullardan eylesin hepimizi inşallah.